Hülya Hanım var aklımızda. Tamam, Hülya Hanım'la görüşelim. Bizimle ne paylaşacak Hülya Hanım? Tabii ki duygularını, yaşadıklarını. Hülya Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı günler. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Şimdi ben nereden başlayacağım da bilemedim. O kadar alt yazı. Peki ben bunu nereden? Hepsi bende var. Allah Allah. Ha, bu alt yazıları diyorsunuz. Ha. Biz şimdi, onları canlı yayında göremiyoruz da. Ha. Tamam. Para mı? Evet, önce para. Öyle mi? Öyle. Aşk, meş, öyle. Yok, değil. Neden? Ha. O... Para hayatı. Şimdi ben iki tane koca aldım. İkisi de beni mis gibi aldattı. Şahane bir şekilde bir derler havaya, bir de yüzsüzlük. Ha, ben attı kaldı mı? Kalmadım. Onların her şeyini kadar aldım. Alırım. Zaten benim adım Hülya. Hocamla da aslında ben 4-5 sene önceden bir programda tanışırız. Neyse, onu geçeyim. Zengin kız sakin. Şimdi ben Allah'a bin şükür kendi maddiyatım çok iyi. Çok evet. Şükür. Zaten iki tane koca aldım demenizden de belli. Doğru. Bravo hocam. Yani isim vermemde bir şey yok. Sevgili Esra Ceyhan'ın programında yan yana oturmuştuk. Oo. Ya. Hocamla mı? Evet. Hocam, şimdi tabii. Bir şey söyleyeceğim size. Adamı kaybettim demiştim. Hocam yok artık demişti. O zaman. Belki oradan hatırlar. Peki bir şey söyleyeceğim. İki aha. Evlilik geçti başınızdan. İkisi aynen. De sizi aldattı mı? İkisi de. Demek ki hata bende. Ben aldatan kocaları seçiyorum. Aldatacak kocaları ben seçiyorum. Peki aldatılacak kocalar nasıl oluyor? Aldatılacak değil. Aldatan kocalar nasıl oluyor? Kocaları ben seçiyorum. Çünkü hoş, karizmatik. Adam da beni aldatacak. Neden öyle söylüyorsunuz? İlla ki her hoş, karizmatik erkek aldatıyor mu? Aldatıyor. Peki hep söylerler ya hani acaba ilişkide yani bugün bir psikoloğa bile gitseniz hani size şunu söyleyecektir. Acaba sizin eksikleriniz yanlışlarınız olmadı mı? Siz kendinizi ayna tuttuğunuzda sizde eksik olan bir şey var mıydı? Tabii ki şimdi erkeklerin ortak bir şeyi vardır. Ne der? Sevgilisine giderken şunu der. Ya ne yapayım işte çocuğumun annesi ya boşayamam işte pis. Ya ben aylık kadın her gün kadın geliyor. Pis. Ya şimdi bir şey diyeceğim de. Yani panilasına şeyine kadar ütüleniyor. Anasının evinde niye ütüleniyor muydu? Benim evimde ütüleniyordu. Şimdi bana ne? Kendine bakmıyor. Gittiği kadına onu söylüyor. Peki siz gerçekten kendine bakmayan bir kadın mısınız? Eşimin şeyini atletine kadar ütülüyorum diyor. Bakmam hayır, mı kendine? Hayır. Eşinin atletine kadar ütüleyebilirsin. Evin çok düzenli olabilir. Ama ben kişisel bakımdan bahsediyorum. Ha. İşte onu yani yapan onu yapar. Kişisel bakım. Pardon. Yani kişisel bakımdan ne bileyim. Hani bütün eviniz düzenlidir de kendinize de aynı özeni gösteriyor muydunuz? Ya ben 4 günü manikür tetikle giden bir kadınım. Yani siz de bakımlısınız. Tabii. Peki eşiniz sizi niye aldatmıştır? Erken en güzel şeyi bak ne kadar hoş. Kendine bak. Çünkü gittiği kadın onu diyor. O biraz da şey yaptığı işe kılıf uydurmayız adına yapıyor onu yani. Diyor ki zaten ben olay zaten yok. Yataklarımız ayrı. Zaten çocuklarımın annesi olduğu için ben onun yanındayım. Şimdi aynen o yalan söylüyor. Öyle. O yalan söylüyor. Yani öteki kadını bağlamak için yalan söylenen yalanlardan bu. Şimdi siz ilk bağlandığınızda bir şey söylediniz. Dediniz ki iki eşim de beni aldattı. Evet. Ama onlara öyle bir ceza verdim ki dediniz. Ne var ne yok topladım aldım. Ya şimdi şöyle ben kanuni yani yasal. Tamam. Hakkınız olanı. Benim hakkımda bunlar yani benim paramla sen buna geldiysen ben senin işte ben ne diyeyim artık. Vallahi donanı falaka bir geri alırım. Aldım. İyi de yaptım. Oh sefam olsun. Yani kadınlara şunu... Ne aldınız? Ne aldınız? Ne kardeşim onu aldım. Helal olsun ne diyelim. Tabii ki. Peki şimdi mutlu musunuz? Ben şu an yalnız yaşıyorum. Evde bir köpeğim var. Çok mutluyum. En azından köpeğim bana sadık.
Peki mutluluğunuz daim olsun. Tekrar evlenmeyi Amin. Düşünüyor musunuz? Yok be. Yok artık yani içim sıkıldı. Ne yapacağım? Onu pis çorabını mı yıkayacağım? Ay iğrenç. O ay 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 ya yok mümkün değil. Yok yok. Siz, peki yok. Aşk ve evlilik çorap yıkamak mıdır? Aşk ne? Aşk. Anlat. O zaman sen bana aşkı tarif et. Aşkı tarif edeyim bak şimdi. Ben tam bir aşk kadını olduğum için aşkı tarif ediyorum. Onu gördüğün zaman şöyle şuranda 30 tane kuş kanat çırpar. Gözünün feri parlar. Hadi ne derler? Kelebek de açar. Hangi kelebek? Bir dakika ben duyamadım. Hiç konuşmayın kulağıma. Duymuyorum hanımefendi. Hangi kelebek diyor? Hangi kelebek diyor? Kelebekler ölmüş. Bir kelebek uçuyor. Ben hayatımda kelebek uçmadı. Uçmadı mı? O zaman yok. Siz hiç aşık olmadan mı evlendiniz? Ben kadınım. Yani ilkokul 2'de ben hocama aşık olmuştum. Yan sınıfın hocası. Daha 8 yaşındaydım. Ama hiç kelebek uçmadım. Uçmadı mı? Yok. Aşk yok güzel bir duygu. Kızgın bir tavaya hani böyle eti koyarsınız da cız yapar ya. Böyle şuranız sızlar cızlar. Ama anladığım kadarıyla siz hiç aşık olmamışsınız. Ay ne olacağım? Yani para mı aşk mı diyorsun? Yani para tabii ki. Para diyorsunuz. Evet. Ha. Peki. Bu aşk yaşamamış ve aşkın şeyi maalesef. O zaman biz size mutluluklar diliyoruz. Evet. Öpüyoruz yanaklarınızdan. Hoşçakalın. Köpeğinizle beraber. Şimdi, ay hocam. Şimdi aşk mesela. Siz aşkı tarif eder misiniz? Bak mesela şiirler yazılıyor. Şimdi niye yazılıyor? Yani şimdi aşk olmasa, o coşku olmasa şiir yazılır mı? Bak mesela ben de yazmıştım. Hayır benim gibi. Içinde, okuyayım mı bir şiir? Yani, kendi yazdığım şiiri. Eşinize aşkla. Mi yazdınız? Evet. Okuyayım mı? Gözüp oku. Dudakların sevmiyorum diyor. Gözlerin sevdiğini söylüyor. Beni görünce sen değil, gözlerin gülüyor. Olmadı. Hocam olmadı. Birden o havaya giremedim. Niye? Dur ya unuttum ya şiiri. Her şiiri unuttum. Dudaklarını sevmiyorum hocam, diyor. Hocam en romantik anı. En romantik anı vallahi. Ay, ben herhalde böyle bir adamı olduğu yerde bırakırım. Yeter hayatım sen şiir okuma diye. Ama çok eskiden yazmıştık. 24 yıl olmuş. İlk tanıştığınızda mı? Şimdi sevgisini söylemesi adına yazdığım bir şiir. Dudakların sevmiyorum diyor, gözlerin sevdiğini söylüyor. Beni görünce sen değil, onlar gülüyor. Gözlerin seni yalanlıyor. Yalnız gözlerin gülmesin. Sen de benim için gülmelisin. Beni sevdiğini söylemelisin. O güzel gözlerini dinlemelisin. Vay hocam. Yani yıllar vay, olmuş. Vay 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 vay. Yıllar olmuş yani. Ama yani aşk öyle bir şey yani içi adamı şair yapar. Var mı senin şiirin? Ay şu anda şiirim mi? Evet. Yok. Aşk bir sudur. Vallahi yok şiirim falan. Hocam benim kocaman bir kalbim ve aşkım evet. var. Vallahi ben aşk kadınıyım. Benim evet. gibi olanlar varsa beri gelsin. Anlatın bize aşk hikayelerinizi dinliyoruz.